Türkiye'nin konuştuğu, en çok tartıştığı gündemle karşınızdayım. Engin Polat ve Dilan Polat çifti hakkında yürütülen soruşturma ve gelişmelerle ilgili. Bugüne kadar şov dünyasında konuşulan ama dillendirilmeyen bir gerçek var. O da şu. Dilan Polat konusunda da burnuma gelen kokulardan hoşlanmadığım için bu konuda ya böyle bir hayat var, bu hayatın kaynağı ne? Birilerini harekete geçirmesi gerekiyor. Mekanizma geç devreye girdi ama günün sonunda kendisine hakkında iddia ortaya atan sosyal medya kullanıcıları ya da gazetecilere yüksek perdeden cevap veren Dilan Polat'ın buyurun bakın nasıl bir noktaya geldiğini kendi sesinden dinleyelim. Bir takım dosyadan ayrıntılar sızdı. Bu saatten sonra bunu artık ister arkalarında eski bakan olsun ister yeni bakan olsun ben sürece müdahale edilebileceğini ve bu sürecin bu olayların örtbas edileceğini düşünmüyorum. Evet sevgili dostlar, bir magazin noteri yayınıyla daha karşı karşıyayız. Hepinize selam, sevgi ve saygılık ve hürmetlerimi sunuyorum. Yine bir Türkiye'nin konuştuğu, en çok tartıştığı gündemle karşınızdayım. Engin Polat ve Dilan Polat çifti hakkında yürütülen soruşturma ve gelişmelerle ilgili bildiklerimi, okuduklarımı paylaşacağım. Yine baştan şöyle başlayalım. Hiç bilmeyenler için anlatayım. Engin Polat, Dilan Polat çifti güzellik sektöründe hizmet veren bir iş insanları. Dilan Polat'ın kocasını yücelterek yaptığı paylaşımlar, işte kocasının onun için neler yaptığını, nasıl harcamalar yaptığını gösteren videolar, işte başında dolardan taçlar, evinin yatak odasını her tarafını gülle donatması, işte kendisinin elinde bir para fırlatma makinesiyle işin ofisine dalıp enerji dağıtması, böyle tabancayla para dağıtması, işte ne bileyim evlilik yıldönümlerinde eşinin ona özel bir uçakla seyahat ayarlaması gibi, ne bileyim çıktığı ikinci sayfada zenginin malı züğürtün çenesini yorar derler ya, züğürtleri kızdırmak için sizin adınıza kahveme altın tozu katıyorum diyerek kahve içmesi, işte bazı günler 750 bin TL harcama yapıyorum, alışveriş yapıyorum gibi açıklamalarından sonra çoğu insan merak etti ya, bu paranın kaynağı ne, nasıl bu kadar para harcıyor, bu sektörden bu kadar para kazanılıyor mu, kazanılıyorsa ne kadar vergi ödüyor gibi bu konuda sorular sormaya başladı. Hatta ünlü ekonomist profesör Özgür Demirtaş bile yani bu harcamaların ciddi bir gelir, o ciddi gelirinde ciddi bir vergi gerektirdiğine dair paylaşımlar yaptı. Ondan sonra cin şişeden çıktım. Konu günlerce sosyal medyada tartışıldı. Dilan Polat'ı savunanlar oldu. Hatta Dilan Polat adına yani o kıskanıyorsunuz. Bu kadar insan çalıştırıyor, bu kadar şubesi var. Sizin paranız yok, onun için böyle yapıyorsunuz diye eleştirenler. Bunun yanında Dilan Polat da çıktı, bir sürü video çekti. Sosyal medyada, Instagram'dan paylaştı, canlı yayın yaptı. El kol hareketleri yaptı, millete yani o kendisini eleştirenlere tükürdü. Yine parmak arası hareket yaptı falan. Bir sürü seviyelerine uygun yanıt verdi. Günler sonra sabah gazetesinin günaydın ekinde bir manşet. Engin Polat, Dilan Polat 14 şüpheli hakkında, işte Dilan Polat'ın kardeşi var, kardeşleri var. Engin Polat'ın babası, işte dayısı, dayısının eşi falan gibi bir aile şirketleri grubunun içinde olduğu bir gruba MASAK soruşturma başlattı. Yürüttüğü soruşturma sonunda gerçek olmayan alışverişlerle bir para hareketi olduğunu saptadı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şimdi ben bu konudaki ilk yorumumda okumam şuydu. Bugüne kadar şov dünyasında konuşulan ama dillendirilmeyen bir gerçek var. O da şu. Gerçek demeyen bir söylenti var. Bu ailenin arkasında şu anda görevde olmayan bir bakanın olduğu, onların onu koruduğu, arkalarında onlar olduğu için bugüne kadar onlara dokunulmadığı ya da ciddi bir araştırmadan geçmediklerini, mali incelemesinden geçmediklerine dair söylentiler vardı. Son seçimden sonra o bakan görevde değil, onun yerine başka bir bakan geldi ve
operasyon başladım. Ben bu konudaki ilk yorumumda söyledim. Ben bunu şöyle okuyorum. Sabah gazetesinin Günaydın Ekin'de manşet yapılması bürokrasinin değil Engin Polat, Dilan Polat çifti için düğmeye basanın siyasi irade olduğu kanaatindeyim. Ve daha önce yine siyasi iradenin isteğiyle Adnan Oktar ve çetesine operasyon düzenleyen MASAK'ın günün sonunda onları nasıl ağır cezalara çarptırdığını, daha cezalara çarptırdığını terliyor mu? Onu mahkeme yapıyor. Ceza almalarına sebep olacak delilleri ortaya koyduğunu bildiğim için dedim ki bu operasyonda günün sonunda ciddi bir para cezası ve hapis cezası gerektirecek bir sonuç üretebilir. O iddialar ne derece doğrudur, ne derece değildir. Yani savcılık bile iddia makamıdır. Sonuçta savcı bunu mahkemeye sunacak. Karşı tarafta kendini savunacak. Yargı savunmayı haklı bulursa beraat kararı verir ama savunma yeterli gelmezse gerekli cezayı çarptırır. Yani orada siyasi iradenin olmaması gerekir. Bu konuda da bir şey söyleyeyim. İşte son günlerde ben 3-4 videosunu paylaştım Dilan Polat'ın. Bunun üzerine Ali Eyüboğlu niye bu kadının reklamını yapıyorsun gibi eleştiriler oldu. Ben reklamını yapmıyorum. Ben ayna tutuyorum. Gazetecinin görevi kamuoyu oluşturmaktır. Çünkü medya dördüncü kuvvettir. Neden sonra dördüncü kuvvettir? Yargı, yürütme, yasadan sonra dördüncü kuvvettir medya. Bütün o arkadaki 3 kuvvetli denetler. 3 kuvvetteki aksaklıkları, yanlışları kamuoyunun gözüne serer, kamuoyu oluşturur. Dilan Polat konusunda da burnuma gelen kokulardan hoşlanmadığım için bu konuda ya böyle bir hayat var. Bu hayatın kaynağı ne? Birilerini harekete geçirmesi gerekiyor. Mekanizma geç devreye girdi ama günün sonunda devreye girdi. Yani birkaç ay sonra da göreceğiz ne olacağını. Yani ben bu konuda bir örnek daha vereyim size. Söylemezsem olmaz da görev yaptığım dönemin son ayında hala video duruyor sosyal şeyde internette. Şöyle bir açıklama yapmıştım. Adnan Oktar ve çetesine hiç operasyon yapılmadı. Gözaltına alınmamışlardı. Bunlar zaten bizim program Haziran'da bitti. Onlar Temmuz'da gözaltına alındı. Benim öngörüm ve okumam şuydu. Ben dedim ki Adnan Oktar seni günün birinde o polis otosuna kafanı basarak sokacakları günü göreceğim. Yani öngörüm bir buçuk ay sonra hayata geçti. Buradaki okumam da MASAK bir şeye el atmışsa, ciddi veriler ortada yoksa savcılığa suç duyurusunda bulunmaz şu nedenle. Şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir şey var. Sosyal medyada paylaştığı lüks yaşamı harcamaları yüzünden vergi kaçırıp kaçırmadığı tartışılan Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki soruşturma suç örgütü kurmak dahil 4 ayrı suçtan dava açılıyor. Tüm mal varlıklarına tedbir konuyor ve yurt dışına çıkış yasağı. Şimdi haber bu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşin Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğru ve Sinem Sıla Doğru'nun da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin suç işlediği ve bu mal varlıkların suçlardan elde ettiğine yönelik somut deliller olduğu belirleniyor. Şüphelilerin yönetici olduğu kozmetik, mücevherat, inşaat gibi 21 şirketle ilgili şüphelilere ait kara, deniz ve hava ulaşımlarına, kara ve banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişi nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto hesaplarına ve diğer tüm varlıklarına el konulmasını talep etti. Evet, haberin devamında diyor ki, Sulh Ceza Hakimliği bu talebi kabul ederek şüphelilerin tüm mal varlıklarına el koydu. Ayrıca şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Şimdi bir sürü işlemi sıralıyor, şirketleri de sıralıyor hangi şirketler olduğu. Ve soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerini ve vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirildi. Dilan Polat'ın sahibi olduğu Rice and Shen Kozmetik şirketinin sahte belge düzenleyicisi olduğu değerlendirilmesine yer verildi. Sahte belge düzenleyicisi olan 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışı gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Yine bu diğer şirketlerle ilgili olarak da yani bunların iş yaptığı diğer şirketlerle ilgili olarak da MASAK'ın tespiti ne, hangi yöndeydi? MASAK'ın tespiti bu konuda o şirketlerin çalışanı olmadığı, yani bir tabela şirketleri, yani para sirkülasyonu
yapıp oradan oraya parayı gönderip sonuçta o para vergilendirilmeden nakit olarak Dilan Polat ve Engin Polat tarafından çekilip kullanılmasına ilişkin işte bu da vergisiz para, kara para gibi iddiaları ortaya atıyor. Bunları yaptılar mı yapmadılar mı bilmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde bunu biliyorum diyen de olduğunu sanmıyorum. En fazla bu incelemeyi yapan MASAK ekibi dosyaları detaylı hakimdir. Onların da çıkarttıkları rapor ve savcılığa yaptıkları bildirim ortada. Yani bir yargı kararı, yargı süreci başlıyor. Savcılığa intikal edince yargı süreci başlar, arkasından ilgili mahkeme gereğini yapar. Şimdi gelinen bu noktada avukat Çağatay Çelik, Polat ailesinin avukatlarından biri, bir platformda telefonla internet üzerinden yapılan sohbet odasına katılıp Sabah gazetesinin bu haberi yaparak suç işlediğini söylüyor. Sabah gazetesi ne yalan yazdı ne doğru yazdı, suç işledi diyor. Gelin hep beraber o açıklamada ve sonunda ortaya çıkan, evet, bir şirkete tedbir kararı var gibi bir itiraf var. Onu dinleyelim. Sabah gazetesi ne yalan söylüyor ne doğru söylüyor. Sabah gazetesi bir tek şunu yaptığını altına avukat olarak imzamı atarım. Sabah gazetesi suç işliyor şu anda. Soruşturma gizliliğini Peki. ihlal ediyor. Ha, bununla ilgili başvuru Kaç soruş? yaptınız mı diye sorarsanız, diğer avukat arkadaşlarımın bununla ilgili hazırlıklar yaptığı ve ya başvuruda bulundular ya da bulunacaklar, bununla ilgili hazırlık yapıldığını. Hesaplarına dair bir bilgiye Yurt erişemiyor mu dışı çıkış avukat olarak yasağı sizden? koyulduysa, tekrar söylüyorum, yine bu dosyadan koyuldu, doğru mu? Ve ben Yani bu dört ayrı iddia edilen dosya suçtan. içeriğini göremiyorum. Yani İyi hakikaten şöyle akşamlar. Ben söyleyeyim, bir bir saniye şunu söyleyeyim. Engin Bey şimdi mesaj atmış. Diyor ki bir şirket ve şahsıma konuldu, diğer dört şirketimde sorun yok diyor. İşte bu sohbet toplantısından sonra bir başka sohbet odasında Engin Polat yapılan haberlerin iftira, palavra ya da yalan olduğunu söylüyor. Ve bunu söylemekte kalmıyor. Ben yetkili mercilere bu konuda gerekli açıklamayı yaparım diyor. Yani Murat Ağırel'le, bir gazeteci, araştırmacı gazeteci Murat Ağırel'le tartışmaya giriyor. Murat Ağırel'i primcilikle suçluyor. Murat Ağırel de gerekli cevabı veriyor ona, o primcilikten kasıt ne, onu ses kaydını ekrana getirince anlayacaksınız. Yani ben bunun hesabını, yani vergi kaçırıyor mu kaçırmıyor mu suçlamalar karşısında gerekli mercilere zamanında açıklamamı yaparım diyor. Yani bu keyfe keder bir şey değil. Zaten soruşturma yürütülüyorsa resmi olarak devlet bunu Engin Polat'tan da Dilan Polat'tan da akrabalarından da, yani hakkında iddianame düzenlerin hepsinden öğrenecek. Kamuoyu da öğrenecek. Günün sonunda hepimiz bunu göreceğiz. Ama yani karşı fikir, işte vergi konusu ya da bu iddialarla ilgili bir şey sorulduğu zaman hemen karşı tarafı suçlama cihetine gidiyorlar. Ve yayının sonunda, ses kaydında yok ama, yayının sonunda Dilan Polat'ın Murat Ağırel'den özür dilediğine dair bir şey var. Bölüm var, ama hepsini yöneten, bugüne kadar çok yüksek perdeden kendisine hakkında iddia ortaya atan sosyal medya kullanıcıları ya da gazetecilere yüksek perdeden cevap veren Dilan Polat'ın, buyurun bakın nasıl bir noktaya geldiğini kendisinden dinleyelim. Yargı. Yargının verdiği kararlarla ben konuşmak isterim. Şu anda konuşulan her şey bir iddia, bir iftira. Efendime söyleyeyim, kişilerin uydurmuş olduğu şeyler. Ben bunlara cevap veremem. Ben bir iş adamıyım. Yani bunlara cevap veremem. Ben bunları gerekli mercilerde zamanı gelince konuşacağım. Şu an değil. Lütfen, o yüzden Bir soru Mustafa soruyorsunuz ama. Mustafa Bey'in dediği gibi tek bir tane şirkette tedbir konmadığını da çok iyi biliyorsunuz. Hesaplarınızdan görüyorsunuz. Yok. Tek bir tane şirkete tedbir Bir konuldu. tane. Beyefendi. Diğerlerinde Evet, yok. bir tane şirket. Yok beyefendi, ticaretimize devam ediyoruz. Taşınır Sıkıntı yok. Mustafa Bey'in taşınmazlarınıza anlatmak tedbir istediği konuldu oydu mu? zaten. Kağıdı. Nasıl? Taşınır taşınmazlarınıza ve birinci ve ikinci derece Şimdi bakın. akrabalarınıza tedbir Bakın, konuldu burada mu? biz taşınır taşınmazı konuşmuyoruz. Burada biz ticareti konuşuyoruz. İnsanların işsiz kalmasını konuşuyoruz, değil mi? Şimdi sizin sorularınız daha çok izlenmeye yönelik sorular. Yani ben burada neyi sorayım ve nasıl prim yapayım? Bu sorular. Teşekkür ediyorum. Yayından Prim ayrılıyorum. derken Günün bir saniye bir sonunda. Bir saniye saniye bir saniye bir saniye söylemeyelim. prim derken Lütfen. hangi primi Murat Bey için yapıyorsun? böyle bir şey söylemeyelim. Engin Bey, Bakın, neyin insanlığımızdan primini? tersini Tamam. bilir. Murat Bir Bey için saniye. böyle bir şey Engin Bey, söylemeyelim bakın lütfen. ben Engin tanımıyorum. Bey. Artık günün sonu 5 ay mı olur, 6 ay mı olur, 3 ay mı olur, 1 sene mi olur bilemem.
günün sonunda ben gerekli mercilere açıklamamı yaparım. Birkaç cümle kurup ayrılacağım. Benim burada tek bir amacım var. Benim genç bir kızım var. Ve bu çocuk bu anlamda çok etkilenmeye başladı. Beni sevmiyor. Bana işte karşı antipati besliyor olabilirsiniz. Ama benim kızım akran zorbalığıyla karşı karşıya. Evet, bu konuda son bir haberi daha paylaşacağım. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Dilan Polat dosyasının neden gizlendiğine dair bir gündem ortaya attı. Diyor ki Dilan ve Engin Polat soruşturması 3 Ekim'de başladı. Aynı gün savcılık 2023'e 20.78.49 soruşturma yazısıyla kısıtlama getirilmesi için İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Hakimlik aynı gün dosya içeriğinin incelenmesi ve örnek alınmasının soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebileceği gerekçesiyle kısıtlama kararı verdi. Sonra bu dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Savcılık vergi usul kanununa muhalefet suçlamasını da dosyaya ekledi. 17 şüphelinin yer aldığı dosyada Dilan Polat ve Engin Polat'ın örgüt liderliğiyle suçlandığı ileri sürülüyor. D.K, M.Y, G.Y, H.P ve H.E.Ç para transferlerinde şüpheli olduğu iddia ediliyor. Şimdi gördüğünüz gibi üzerinde gizlilik kararı da olsa, haklı veya haksız gerekçe bilmiyorum, gizlilik kararı da olsa bir takım dosyadan ayrıntılar sızdı. Bu saatten sonra bunu artık ister arkalarında eski bakan olsun ister yeni bakan olsun, ben sürece müdahale edilebileceğini ve bu sürecin, bu olayların örtbas edileceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki günlerde yargılamanın başlayacağını, hatta gözaltı ve tutuklamaların bile olabileceğini öngörüyorum. Ama bu arada işte Engin Polat bir sosyal ağda, bir sohbet odasına katıldı. Orada iddialara yanıt verdi. Sonuç itibariyle eğer iddiaları doğruysa yargı süreci sonunda yargı onlara beraat kararı verir haklarında. Ama doğru değilse yok bu kadar çalışanımız var, işsiz kalıyorlar gibi ajitasyonla bu işin üzerine kapatılacağını sanmıyorum. Değerli dostlar, sevgili takipçiler, şimdi bir dosya üzerinde çalışıyorum. Biliyorsunuz son günlerde Metin Akpınar'ın önce bir sonra iki kız çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine çok tartışmalar var. Yani Metin Akpınar'ı tutanlar var. Kızlarına büyük haksızlık yaptığını düşünenler var. Sonuç itibariyle ben de bu konuda görüşlerimi ortaya çıkan gelişmeler üzerine aktaracağım ama asıl yola çıkacağım konu şudur. Türkiye Cumhuriyeti'nde yargının baba yaktığı ünlüleri masaya yatıracağım. Yani hepsinin süreci aynı. Sorduğun zaman tek keçelik ilişki. Evet, tek keçelik ilişki olabilir ama o tek keçelik ilişki sonunda dünyaya gelen çocuklara hem anneleri hem babaları büyük acılar yaşatıyor. Bunun iç hakkı olmadıklarını da anlatmaya çalışacağım. Evet, bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şen ve sen kalın. Allah ne muradınız varsa versin.